Bir atıyorsun. Sen benden önce mi attın? Evet. Ayşe önce. Teyze ben bir bakmak istiyorum. Ben etimi atmasına özür dilerim. Bilmediğim için. İmkansız yani. Ben canım bakmak istiyorum. Ben yemeğimi fırına attığımda seninki daha üstünde daha yeni karıştırıyordu. Hayır sen güzel pişmiş dedin. O zaman orada tamam. Diyebilirdi bezelyeler pişmemiş diye demedi. Ben de çok güzel puanlama yaptı. Bu da Ayşe'nin tabağıymış bak. Etim yürümüş bu arada. Ha bak. Yedi yedi. Barbunyeler çiğdi. Bezelye. Bir şey bezelyeler. Bunlar mı çiğdi? Evet bakabilirsiniz. Yo işte çiğdi gördüğün gibi. Benimki hiç çiğdi. Çiğse bak hangisi biliyor musun? Bak, sen bak, bence çiğneyemiyorsun. Bak, çiğnemeyi bilmiyorsun sonra ha, çiğ diyorsun. Benim doğru kızım. Kızlar evet. Boşuna size çaba geçiyor. Size beş verseydim o. O oynuyormuş şıkır şıkır. Ondan sonra başlıyormuş 10 senelik 18 hayır, senelik. Hayır ama güzel pişmiş dedi. Ben hiç bilemiyormuş güzel diyorum. Pişmiş dedi. Size ben 5-5 veriyorum bilmediğim için. O zaman Ayşe teyzeniz 18 senelik gelini bulamıyor diyorsunuz. Bulduğum zaman da siz bunu söylüyorsunuz ya. Ayşe teyze bana 3 verdi. Neden 4 kullanmadın bugün? Annem bak bir şey diyeyim. De. Kimin olduğunu ne olduğunu inan ki bilmiyor. Bana niye 3 verdin zaten. Demiyorum. 4'ü niye dedi. Kullanmadı? Ama çiğ dedi. Çiğ demedi ona. Dedi. Hayır evet, demedi. 3 ve 4'e pişmiş dedi. 1 ve 3'e çiğ dedi. Gelmedim dersem şimdi et pişmemiş. Pişmemiş. Bu da pişmemiş. Belki bir bulmuştun 5 vereceğin diğerlerini 1-1 verseydin. En güzeliydi. Ben onu yapamam öyle bak. Ya boş versene sen ya. Ben öyle yapamam. Yapamadılar yapamadılar boş ver. Sen evet benim olduğunu bilseydin bana 4 verirdin. Yaptığımı bildiğin için bak, teşekkür ederim. Hepinize verirdim burada. Niye veriyorsun sen bak, onlara? Bak dinleyin da. Bak burada hepimiz bir çaba veriyoruz, emek veriyoruz. Ama Ayşe teyze gidip de olmayan pişmeyen tabağı pişmiş dedin. Onunkinin milföyü pişmemiş hiç hayır, görmedin. Hayır etmeyin gözünü canım, seveyim ya. Öbürünü izlerken, izlerken görürsün. Yani izlerken ya. Görürsün. Kalbim dura yazdı ya. Etmeyin gözünü seveyim ya. Seninkinin milföyü pişmiş, hamuru pişmiş dedi. Kesinlikle içindeki et pişmemiş dedi. Gelmedim dersem şimdi eti pişmemiş. Eti pişmemiş. Onun dışında kıvamı falan. Kıvamı derken şu yüzü pişmiş de. Şu içi hamur galiba değil mi? Hayır. Ben bilemem. Değil. Değil. Benimkinin içini pişmemiş. Evet onu öyle de ama bizimkinin güzel pişmiş dedi. Pişmemiş dedi ve 3 verdi. Ben bunu anlamıyorum. Özür dilerim. Benimkinin içinin pişmemiş olması imkansız. Sebebini söylüyorum. Ben 5 dakika kala fırına attım. Evet haklısınız. Yani üzerinin kızarmamış olmasına takılmıyorum. Nasıl oldu bu mucize? Çünkü önemli olan içinin etimin pişmesiydi. Özür dilerim Ayşe teyze. Benim etimin pişmemesi imkansız. Çünkü siz fırına atmıştınız. Ben de onu anlamıyorum. Zaten pişmedi dedi. Bak seninki güzel, de pişmedi gayet dedi. Güzel pişmişti. Sana 3 veriyor. 1 ile 3'te sıkıntı en, var diyor. En yüksek 2 puan kullandı. Yok, özür dilerim tadına. Dinler misin? 1'i 5, 1'i 3'tü. Ben o 3'ü 4 olarak kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum. Vallahi ne oldu bana 3 puanla seviniyor diyordun. Ben sevinmedim sevindin ki. Mi? Ben sevinmedim. Kendisi de bilsen 4 verirdim şey diye. Atıyorsun böyle. Sen 1 aldın farkında mısın? Efendim Ayşe Hanım gelinine 5 puan kazandırdı. Bakalım Aynur Hanım Sinem'e 5 puan kazandırabilecek mi? Beraber göreceğiz. Aynur Hanım buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır mısınız tadıma? Hazırım. Haydi o zaman ilk tabaktan başlayalım buyurun. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? İlk izlenim? Güzel. Güzel, beğendiniz. Haydi ikinci tabağa geçelim. Tavukları sert. Tavuk mu? Tavuk yok ki. Pardon, etleri sert. Ha, etleri. Etleri tam pişmedi diyorsunuz. Etleri birinci tam... şu an daha iyi diyorsunuz. Evet, etleri bakalım. Tam... Üçüncü tabak nasıl? Kaldırayım buyurun. Mı? Buyurun efendim. Bunu beğendiniz mi? Bunun da eti sert. Eti sert. Ona nazar ikisinin de eti sert geldi bana. Eti sert. Peki. Bundan bunun ikisinin eti sert, onun eti falan... Birinci bana... tabağı daha evet, çok beğendiniz daha o çok zaman. Daha çok beğendim. Tamam, dördüncü tabağımızı açalım. Bismillah.
Bunun eti birinciden de sert. Birinciden. Birinciyi beğenmiştiniz. Bunun eti birinciden de sert. Ha. Pardon, ikisinden de sert. Ha, onu kafam karıştı. Kafam benim de karıştı. Yani bu üçünü hiç beğenmediniz mi? Şu üçünün etleri aynı vaziyette. Etleri ama aynı. Bu ikisindense bunun biraz daha sert eti. Biraz daha sert. Şimdi sizce Sinem hangisini yapmış? Yine hislerime güveneceğim. Hislerinize güveneceksiniz. Hı hı. Tamam. Hissiniz hangi tabağa 5 puan veya 1 puan vermek yanına? Ona 5 puan vermeyi düşünüyor. Alayım. Birinci tabağa 5 veriyorsunuz. 1 veriyorum. Dördüncü tabağa 1 puan veriyorsunuz. Hı hı. 2 ve 3 kaldı. 2 evet. İkisine de 3 veriyorum. İkisine de 3. Hı hı. Peki. O zaman 3'lerden başlayalım. Evet, başlayalım. İkinci tabağın önünü alayım ben size efendim. Şimdi... Kara koyun belli olacak. Belli olacak şimdi. Evet. Bakalım efendim. 3 puan. Hangi geldiğimize gidiyor? Böyle. Haydi o zaman kaldırdık. Sinem. Anne ya. Sinem 3 puan gitti maalesef. Artık beşi dönemiyorum. Kayınvalidenden kaçırdın 5 puanı. Üçüncü tabağın önündeyiz. 3 gelinimiz daha var. Bakalım. İkinci 3 puanı hangi gelin aldı? Haydi o zaman kaldırdık. İlayda. İlayda. İkinci 3 puan da sen aldın. Şimdi buraya geliyorum. 5 puan verdiniz birinci tabağa. Bakalım Zeynep'e mi gidiyor yoksa Ayşe'ye mi gidiyor 5 puan? Hep beraber göreceğiz. Ben de göreceğim. Sinem kaçırdı 5 puanı sizden. Zaten şimdi kalbim atmaya başladı zaten. Evet. Arkaya bile dönüp bakamıyorum. Ne diyeceğim yüzüne bilmem. Bakalım 5 puan Zeynep'e mi yoksa Ayşe'ye mi gidiyor? Hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısınız? Hazırım. Haydi o zaman kaldırdık. Ayşe. Ayşe 5 puanın sahibi oldu. Bir son tabağı da açalım. Maalesef Zeynep. Zeynep. 1 puan aldı. Zeynep tabağı deviriyordum. Neden 1? Aynur abla. Biraz eti pişmemişti yavrum. Abla ben herkesten daha fazla pişirdim. En son ben attım fırına. En son ben attım fırına. Etini o kadar çok kavurdum ki burada. Hı. Herkes fırına atmıştı. Ben hala etin daha çok pişsin diye burada daha çok kavurdu. Bence fırına Zeynep hemen atmalısın ki. Ben atıyorum. Hızlı bir şekilde. Fırına herkes attı. Vallahi yavrum ben öyle anladım. Yedim bak hiç de hak yemedim de. Bak kendi gelirime de zaten 3'ü verdim. Anne çaktım. Nasıl bulamıyorsun ya? 3'ü çaktım. Bulamadım. Ona senin diye güvendim. Ne bileyim bu kara deniz bunun alacağını. 4'ü niye kullanmıyorsun? 4 kullan. Niye 2 tane 3 kullanıyorsun ki? 4 kullansaydın 4 bana gelecekti. Onlara şey tamam, olsun yerine diye. Gel isterse. Onlara şey olsun diye 3 attım. Afiyet şeker olsun. Annemden de 5 aldım. Ah iyi. Afiyet olsun. Gözün aydın. Yani, bu zaten evet, yaktı yani bana nasıl 5 verebiliyorsun ki? Pardon? Ama yanık kokuyordu hep seninkiler ya. Ya yanık benim yemeğim 1 tanesi yanmadı. Sadece fırın hepimizin başına da geldi sanırım. Bizimkilerden öyle bir şey çıkmadı. Bir tek seninkinden çıktı yani. Canım benim yemeğim yanmadı. Ayşe'ninki nasıl pişmiş? Evet. Hiç pişmemiş. Ben onunkini denedim, yutamadım bile. Hem büyük hem pişmemiş. Bence benim ben aldığım 5'ini sen hazmetip yutamadın. Pişmişti. Bence aldığım 5'i yutamadın sen. 5 iyi geldi bana. Sinem'i zannettim. 4 neden kullanıyorsun? Ya bilmiyorum gerçekten. 5 seni zannettim mi? Onlara da öyle yaptım işte. Baktım
Zeynep sen de kendinkinin tadına baksana. Düşük olsun diyor. Gerçekten senle ben en farklı tencerede tutan kişileriz. Canım bizimki nasıl? Tencerede tuttunuz. Ben de hamurla üstünü kapattım. Ben de uzun süreli fırında kendi buharıyla havasıyla piştiği için. İrem'de fırına kapağını kapattık ya. Ama seni kaç dakika fırında durdu? Yani Ayşe'ninkiyle bir dene istersen. Ben Ayşe'ninkini yutamadım. Seni kaç dakika? Bence Aynur teyzesi İrem yine yapamamıştı diye. Hadi canım kayınvalidem her şey yapamamıştır verirdi. Diye verdi. O zaman hep sana verdi beşi sen de yemekleri yapamamışsın. Ben baktım gerçekten hala şurada ya yutamıyorum. Ay işte diyorum verilen beşi yutamamışsındır. Hayır etini yutamam. Aynen. Kesin olmamıştır. Sen be, gerçekten beş verince sen beni gerçekten. Teşekkür ederim Ayşe teyzeciğim diyordu. Tabii ki de beş verdi. Ayşe Hanım bugün gelinini bulmuşsun. Kayınvalide Ayşe Hanım gelinini bulmuşsun bugün. Evet. Ayşe bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim soğanların bile çiğ. Soğanların evet, soğanların ya bile ben çiğ. Ne yaptım acaba? Ya ben size şaşırdım. Nasıl? Ne yaptım ben acaba ya? 5 dakikada pişireyim, bitireyim derken ben 5 dakikada soğanları bile kavurmamışsın. O zaman sen de son saniye Ayşe fırına atacaksın. Benim kaç dakikada pişirdiğim zaman tarif. Ben son saniye attım değil mi? Özür dilerim İlayda. Ben son saniye attım. Benimkinin kızarmışlığına bak. Sen ilk önce attın, seninkinin kızarmışlığına ben bak. Ben yavaş yavaş pişirdim. Ben aşağı attım. Seni gibi fırının tepesine çıkarmadım.